Yeşil alanlar fiziksel aktivite için önemli bir konum sağlar. Yeşil egzersiz yerleşik veya kapalı ortamlarda fiziksel aktiviteden daha fazla sağlık ve esenlik sonuçları sağlar. Fiziksel, sosyal ve zihinsel sağlığı korumak ve geliştirmek, sağlıklı yaşlanmayı gerçekleştirmek için doğada yapılacak düzenli fiziksel aktiviteden yararlanılabilir. Yeşil egzersizin kronik ağrı tedavisi için önerilen bütüncül yaklaşımlara uygun olarak fayda sağlayacağı görülmekle beraber bu konuda kanıta dayalı daha çok randomize kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır. Son yıllarda dünya literatüründe artan bir bilgi olmasına rağmen Türkiye'de ise yeşil egzersiz konusuyla ilgili yapılan çalışma sayısı yok denecek kadar azdır. Yeşil aktiviteler kapsamında insan-doğa ilişkisinde mevcut insani sorunlar belirleyici rol oynar. Bu anlamda birlikte yaşam için yaşlanılacak tek mekan doğanın kendisidir. Bizler boş bir uzayda değil, aynı şartlarda belirli bir mekanda, bir doğa içerisinde yani yeryüzünde yaşarız. Buradan hareketle birlikte yaşama konusunda öncelikli ana temel doğanın kendisidir. Bireyler doğada yürürken ve doğayı iyi tanıdıkça doğanın tek yaşam kaynağı olduğunu da zaman içinde öğrenecektir. Doğaya yapılan müdahalelerle doğanın bir tüketim nesnesi olarak görülmesini, daha sonraki dönemlerde bir takım sorunları da beraberinde getirdiğinin farkına varacaktır. Doğanın tahribatı, kirliliği ve tüketilmesi sonucunda doğa artık tehlike sinyalleri de vermeye başlamıştır. Burada öncelikli insani çıkarlar, doğaya olan ihtiyacı da açık olarak hissettiriyor. Bozulmuş bir doğal yapı içerisinde sürdürülebilirliğin imkansızlığının açık hale gelmesinden sonra doğa, modern insanın gözünde yeniden konumlandırılma ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.